Efendim merhabalar. Diyanet TV ekranlarında Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif'i güzel okuma yarışmasına, sizler ekranları başına, siz kıymetli konuklarımız da stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Programımıza her daim olduğu gibi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacağız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها
وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ruhumuzu dinlendiren bu latif, bu zarif Kur'an-ı Kerim tilavetinden ötürü Bursa Alanyeri Camii İmam Hatibi Sayın Recep Altaş'a yürekten teşekkür ediyoruz. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen runumasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnaket ki, yandım ya Resulallah. Evet efendim, harikulade bir yarışmayla, heyecan dolu bir finale bir kez daha huzurlarınızdayız. Mevlid-i Şerif'i güzel okuma yarışması, nefes kesecek olan bir bölümle huzurlarınızda olmanın büyük bir mutluluğunu yaşadığımızı ifade etmek istiyoruz. Geçtiğimiz hafta 5 Mevlid Han gelmişlerdi, Hakk'ın rızası için, Resulullah sevdası için ter döktüler. Kıymetli jürimiz, değerli seyircilerimiz puanladılar ve 2 Mevlid Han'ı finale taşıdılar. Bu bölümde yine 5 Mevlid Han yarışacak ve içerisinden yine 2 yarışmacıyı finale taşıyacağız. Bakalım bu kapışmalı, bu mücadele dolu yarışmanın 2 finalisti kim olacak? Ben öncelikli olarak jürimize merhaba demek istiyorum. Kıymetli Fatih Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederiz. Nasıl Allah geçti razı geçen hafta? İyilerin içerisinde iyiyi seçmek nasıl bir duygu? Çok zevkliydi, çok güzeldi. İnşallah bu hafta da öyle olacak. Artık final nasıl olur tahayyül edemiyorum. Evet, tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Amir Hocam, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz, afiyettesiniz. Bu güzelliğe güzellik katmanın gayreti içinde fevkalade bir durumunuz ortaya çıkıyor kendiliğinden zaten eksik olmayın. Çünkü bizatihi güzellik, güzel okuma, güzel mevlid okuma yarışmasının güzelliğine güzellik katmak bambaşka güzeldir. Her şey güzeldir ama Rabbül Alemin'in bir hadis-i kutsi de zaten Allah güzeldir, güzeli ve güzelliği çok sever. Evet. İnnallâhe cemîlün yuhibbül cemâl. Bu nedenle bu güzelliğe güzellik katmak bizim şiarımız, bizim aşkımız, iştiyakımız. Allah güzelliklerden hiçbirimizi ayırmasın inşallah. Elhamdülillah. Amin inşallah. Yunus Hocam, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun. Gayet iyiyiz. Eşrefur Rusul, alemlere rahmet. Bu güzeller güzelini yad etmekten daha büyük bahtiyarlık olabilir mi? Olamaz. Ve kardeşlerimizin o güzel sesleriyle güzeli yad etmeleri bizi de daha da güzelleştiriyor. Daha mutluluk seviyemizi yükseltiyor. Eminim ki dinleyici, seyirci milletimizin de ki peygamber aşkını gönüllerinin en yüksek mertebesine yerleştirmiş olan Türk milletini de son derece bahtiyar ediyor. Ondan da eminiz. Elhamdülillah. Hoş geldiniz bir kez daha. Ve konuk jürimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Koro ve Topluluklar Koordinatörü Hafız Ahmet Çalışır. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun. Elhamdülillah. Böyle bir ortamda olmaktan fevkalade mutluyuz, mesuduz. Hocamızın da buyurdukları gibi güzelliklerle bezenmiş bir program. İnşallah Cenab-ı Hak tesir versin diyelim. Tabii güzel okumak başka bir şey, tesirli okumak başka bir şey. Güzelin güzeli var çünkü. Yani bu bir netice itibariyle göreceli kavram. Herkes mesela teknik bakımdan notlayacak, bilmem ne yapacak belki ama dinleyenler de öyle. Bendeniz güzel okuyan yoktur, güzel dinleyenler vardır ve tesirli okuyan vardır diye bir kanaate sahibim, inanca sahibim. İnşallah biz burada o güzelliğin yanında en tesirli okuyanı belki gücümüz yettiğince seçmeye çalışacağız mevcut şartlar içerisinde.
Allah inşallah tesir versin diyelim. Amin. İnşallah katılımınız bizleri onurlandırdı. Çok teşekkür ederim. Çok zarifsiniz. Eksik olmayız. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerseniz günün ilk yarışmacısıyla hemen bu heyecana başlayalım. Sivas'tan Mahmut Güven Tevhid Bahri'ni okuyacak. Ama öncesinde çeyrek finalde nasıl bir maceradan geçtik? Hadi hep birlikte izleyelim. Ya İlahi, sakla kıl imanımız, verelim iman ile canımız. Harikulade bir ses. Harika demiyorum, harikulade. Harikanın üstünde yani. Saatlerce dinleseniz bıkmazsınız bu sesi. Yormaz hiçbir zaman. Çünkü kendisini de yormuyor. İşi biliyor yani. Hani işi biliyor tabiri var ya, tam kardeşimiz için geçerli. Bu sesten mutlak surette yararlanılır, istifade edilir. Bu sesi değerlendirmezse o zaman gerçekten ceza veririm. İşini bırakmam yani. Evet. Bu programın en fazla puanını veren olacağım. 90 puan veriyorum. 90 puan aldınız Fatih Hocamızdan. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Allah adın zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula. Allah adın her kim ol evvelana, her işi asan eder Allah'ına. Allah adı olsa her işin önü, her gize biter olmayanın sonu. Her nefeste Allah adın dimüdam, Allah adı ile olur her iş tamam. Bir kez Allah dise aşk ile lisan dökülür, cümle günah misli hazan. İsmi pakin pak olur zikreyleyen, her murada aşk ile gel imdi Allah diyelim. Derd ile gözyaş ile rahmet kıla ol padişah, ol kerimü, ol rahimü, ol ilah. Birdir ol birliğine, şek yok durur, gerçi yanlış söyleyenler çok durur. Cümle alem yok iken ol var idi, yaratılmıştan gani cebbar idi. Var iken ol yok idi insü melek,
Harşu ferşu ay gün hem nüh felek. Kudretin izhar edip hem ol celil birliğine bunları kıldı delil. Barine hacet kılavuz sözü çok. Birdir Allah'ından artık Tanrı yok. Pes Muhammed'dir bu varlığa sebep. Sıdk ile anın rızasın kıl talep. Ey azizler, işte başlar söze. Bir vasiyet kılarız illa size. Ol vasiyet ki direm her kim tutar. Mis gibi kokusu canlarda tüter. Hak Teâlâ rahmet eyle ye ana. Kim beni ol bir dua ile ana. Her ki diler bu duada buluna. Fatiha ihsan ide ben kuluna. Şimdi Mahmut Güven için seyirci oylamasına geçiyoruz. Seyirci oylamasını tamamladık. Yanımızda Mahmut Hocamız var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Hamdolsun. Sizler de iyisiniz. Elhamdülillah. Biz deyiz. İkinci defa ağırlıyoruz sizleri. 11. bölümde bizlerle birlikteydiniz. Evet. Hem oradaki performans hem buradaki performans. Sizce hangisi daha iyiydi? İçinize sindi. Tabii bahirler değiştikçe aslında performanslar da değişiyor. O zaman biraz daha yorgunduk. Şimdi biraz daha iyiyiz gibi hissediyorum. Hı hı. Tabii kıymetli hocalarımın huzurunda okumak gerçekten çok zor. Camide bizi cemaat dinlerken biz çok rahat okuduğumuzu düşünüyoruz ama işi bilenin yanında okumak hakikaten ekstra zorluyor bizi. Haklısınız. Evet. Peki en kolaylıkla, suhuletle okuduğunuz bahir hangisi diye sorsak hangisine cevap verirsiniz? Aslında hiçbiri kolay değil. Ama ekseriyetle Tevhid Bahri'ni, Viladet Bahri'ni daha sıklıkla okuyoruz camilerde. Bu ikisi olabilir diye düşünüyorum. Şimdi de tevafuk etti. Evet, tevafuk etti. Bakalım nasıl bir puan, yorum alacağız kıymetli jürimizden. Evet Amir Hocam neler söylersiniz Mahmut Hocamız için? Evet sevgili Mahmut Bey kardeşimi tebrik ediyorum. Öyle oturuşmuş ve olgun bir okuyuşa sahip. Daha kendini verebilmesi için güzel makam geçkileri yapabilmesi için birazcık daha gayret keş olması lazım. İki yerde de yine maalesef vezin hatası oldu. Hem de Mahmut Bey kardeşim gibi yapmaması gereken birinin yaptığı hatalardır onlar. Bayağı herkes aynı yerlerde o hatayı yapmaya devam ediyor. Ama
fevkalade gayet güzel bir okuyuşu var. Yumuşak namelerle, o pırıl pırıl sesiyle güzel okuyuşuna ben 95 puan... 95 evet. puan aldınız. Allah bereket versin diyelim. Evet Yunus Hocam siz neler söylersiniz? Tebrik ediyorum Mahmut kardeşimizi. Güzel bir kompozisyon. Gayet hoş. Amir Hocam'ın ifade buyurdukları gibi birazcık daha sabah ve etrafındaki makamlara işte Acamaşıran gibi şeyler ilave ederek biraz daha geçkilerle zenginleştirilebilir bir okuyuş. Çünkü ses o kadar yumuşak ve tatlı ki ne yapsa yeridir yani. Öyle söyleyeyim. Ama bu tatlı, bu güzel okuyuşa yakışmayan iki tane vezin hatası oldu. Şimdi bari ne hacet kılavuz sözü çok. Onu bir vezinle okur musunuz lütfen? Bari ne hacet kılavuz sözü. Bari ne hacet kılavuz sözü çok. Heh işte olmadı. Evet. Bari ne hacet kılavuz sözü çok. Failatun, failatun, failun. Bir de her ki diler bu duada buluna. Her ki diler bu duada buluna. Hocamın ifade buyurdukları gibi bu hatalar hala devam ediyor. Biz burada tekrar tekrar söylüyoruz. Yani bari ne hacet kılavuz sözü çok. Bu kalıba uyacak şekilde melodilendireceğiz. Her ki diler bu, her ki diler deniyor. Bari ne hacet deniyor. Yani bunu düzeltmemiz evet. lazım. Evet. 97 puan her şeye rağmen. 97 puan Yunus hocamızdan. Peki. Evet. Şerifi düz olarak vezin failatun failatun failun yaradılmış ne hangi bahir okumuştu? Tevhid bahir. Tevhid bahir. Allah'a adın zikredeyim evvela failatun failatun failun Allah'a adın her kim ol evvelana failatun böyle yukarıdan aşağı Yunus kardeşimin söylediği gibi 10-15 defa değil daha fazla tabii. oku ki vezin hataları Otursun. Kendiliğinden silinmiş olsun tabii. yok. İnşallah. Tabii. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Hocam siz neden söylersiniz? Söylenmesi gerekenler söylendi. Ben bir hususa daha dikkat çekmek istiyorum müsaadenizle. Tabii vezin çok önemli. Fakat vezinle beraber kendi içerisindeki imaleler de önemli. Bu kapalı hecelerin takip eden açık hecelerle birleştirilmesi noktasında benim bir ikazım olacak kendisine. Evet. Her kim ol evvel ana değil de her kim ol evvel ana okunurken bunlar malum haliniz bağlanarak okunur. Bu bir ikincisi. Çok güzel bir kumaşı var Mahmut hocamızın. Muhrik bir okuyuşu var, müessir bir okuyuşu var. Bendeniz sadece bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bizim vokal diye tabir ettiğimiz heceler A vokalleri, E vokalleri. Bunları biraz daha A, I, U vokallerini O pozisyonundan çıkartırsa, E, İ, Ü vokallerini Ö pozisyonundan çıkartırsa sesinde bir tonalite daha gelecek. Tonajlı bir sese sahip olacak, daha muhrik. Okuyacağı kanaatindeyim. Bendeniz de Yunus Hocam'a katılıyorum. Bendeniz de 97. 97 hocam. Puan aldınız Ahmet Hocamızdan. Evet Fatih Hocam siz nasıl notlar aldınız? Neler söylersiniz? Ben fazla not almadım. Gerçekten çok güzel bir okuyuş dinledim. Yunus abim söylediği özellikle sabah makamına yakın makamlar. Dügah, sabah, zemzeme gibi. Bestenigar gibi. O oralarda onları kullansaydın çok daha güzel olacaktı. Ama ikinci sayfada yaptığın o güzel geçkiler de hoşuma gitmedi değil doğrusu. Çok güzel bir okuyuştu. Bu arada çok şıksın. Yunus abiye benziyorsun. Yunus abinin kreasyonu. Böyle o tarz giyim. Bundan dolayı bir puan kırıyorum. Ben de 96 veriyorum. 96 puan aldınız Fatih hocamızdan. Tabii günün finalinde, bugünkü finalde seyircilerimizin puanını da ekleyeceğiz. Eyvallah. Bakalım nasıl bir puan elde edeceğiz ama öncesinde kıymetli jürimizin toplam puanını görmüş olalım. Mahmut Güven 385 puan alıyor. Kutluyoruz efendim sizleri. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Ediyoruz. Ağrını. Günün finalinde bir kez daha görüşmek ümidiyle Eyvallah. Diyelim. Alkışlar eşliğinde uğurlayalım efendim kendisini. Evet. İlk Mevlid Hanımızı uğurladık. Sırada ikinci yarışmacı var. Çorum'dan gelecek İlhami Kurt Veladet Bahri okuyacak. Ama öncesinde çeyrek finalde neler yaşadık? Hadi hep birlikte bir göz atalım. Ya ilahi kılma bizi doğru.
Amin. Çok güzel bir müzik kulağı varmış. Çok iyiymiş. Bir makamı dinlediğinde ikinciyi evet. dinlemeye gerek kalmadan aynısını okuyabiliyormuşsunuz, öyle mi? Aynen. Sana layık kullar ile hemdem et. Sana layık kullar ile hemdem et. Bravo. Harika. Evet, bir alkış, bir alkış. Bu iş taklitle başlar ama taklitte kalmamalı, tahkike ulaşmalı. Biraz o tahkik, o tahkik tamam. kabiliyeti de var. Neredeyse hiç güfte hatası yapmadı diyebiliriz. Anadolu'da tabii ne cevherler var. İşte hocam da onlardan biri. İlham hocam başladı. Amir hocam şöyle kulağıma neredeydin sen ya dedi böyle bir anda. Çok güzel, tavır çok güzel, ses çok güzel, ses kaybı yok. Amine Hatun Muhammed anesi olsa defter doğdu öldür danesi çünkü Abdullah'dan oldu hamile. Vakt erişti hefte ve eyyam ile hem Muhammed gelmesi oldu yakın çok alametler belirdi gelmedi ol Rabiul evvel ayın nicesi 12. gece isneyin gecesi ol gece kim doğdu ol hayrul beşer anesi anda neler gördü neler dedi gördüm ol Habibin anesi bir acep nur kim güneş pervanesi berk vurup çıktı evimden nagehan göklere dek nur ile doldu cihan biri meşrik biri mağrip de anın biri damında dikildi Kabe'nin indiler gökten melekler saf saf Kabe gibi kıldılar evim tavaf çevre Mustafa'yı birbirine muştular. Bu senin oğlun gibi kadri cemil bir anaya vermemiştir ol celil. Rahmeten lil alemindir Muhammed Mustafa hem şefi'ul müzlibindir Mustafa İçtiman oldu cismim nura gargı demezdim kendimi nurdan falan geldi bir akkuş kanadıyla aralan arkamı sıvadı kuvvetle hemen
Doğuldu olsa sultan-ı din, nura garg oldu semavat-ı zemin. Sallu aleyhi ve sellimu teslima, hatta tenalu cennete ve naima. İlhami Kurt için seyirci oylamasına geçiyoruz. Evet sevgili izleyenler, seyirci oylamasını tamamladık. Yanımızda İlhami hocamız var. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun, siz nasılsınız? Elhamdülillah, biz de iyi. Teşekkür sizi ederim. Gördük. Daha da iyi çok olduk, mutlu ederim. Olduk. Sağ olun. Dinlerken sizi böyle çok dingin, sesinize hakim, heyecanı yok, çok soğukkanlı bir şey geldi geçti bana ama. Evet. Nasıl yorumluyorsunuz kendi performansınızı? Yani yaptığıma inanıyorum inşallah. İyi. Soğukkanlı mısınız normalde de? Çok değilim ama. Öyle mi? Yine telaşlı bir yapınız var yani, mı? Yani hocalarımı tanıdığım için biraz daha onlardan affını isteyerek biraz daha kendime yakın bulduğum için ondan da kaynaklanabilir. Eyvallah. Kolay değil elbette böyle kıymetli, aynen, değerli jürimizin önünde okumak. Aynen. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar efendim. Yorumları merak ediyor musunuz? Merak ediyorum elbette. Peki hangi jüri üyemizden başlamak istersiniz ilk yorum olarak? Vallahi hepsi birbirinden değerli. Hani, çok zor bir soru sordum değil mi? Aynen, yani şimdi bu seçeneği bana bırakmasanız daha iyi olur. İlk kimi seçerseniz diğerleri düşük not verecek. Onu ben kendime saklı kalsın. Tabii ki de olmaz. O zaman karar bana kalsın. Fatih Hocam buyursunlar efendim. Evet İlham Hocam, yine çok güzel bir bahir dinledik sizden. Önceki yarışmada olduğu gibi. Ama sanki önceki yarışma daha iyi gibi geldi bana. Teşekkür ederim. Burada biraz acele mi ettin? Böyle süreyi aşmayayım diye. Süreyi kullanma amaçlı. Biraz süreyi da kullanma amaçlı mısra çıkartabilirdin. Yani o rast makamının o evet, güzelliklerini böyle Yunus abim diyor ya, o zemini şöyle sağlam. Yoklayasaydık dediniz. Evet, yani evet. Onu duyamadım. Şeylerin güzeldi. Yani o Isfahan, İkriz, o geçkilerin falan çok güzeldi. Teşekkür ederim. Şunu çok net söyleyebilirim. Ses hakimiyeti en yüksek yarışmacılarımızdan birisin. Teşekkür yani, ederim. Çünkü başladığım perde ile en son bitirdiğim perde arasında hiç yani koma oynamıyor. Öncekinde de öyleydi. Sanki öyle geliyor bana. Maşallah bu yönden çok sağlam bir ses hakimiyetim var. Onur Bey de onu biraz evvel söyledi, perde hakimiyeti. Ben, yani biraz acele gibi geldi, daha güzel olabilirdi. Süre biraz bize... Benim puanım, İlham Hocam sana, 94. 94 puan. Fatih Hocamızdan teşekkür ederim. Allah bereket versin diyelim. Teşekkür ederim. Amir Hocam siz neler söylersiniz? Evet, ben de İlhan Bey kardeşimi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Yani ilk performansı daha iyiydi. Daha böyle rahattı. Daha tatlı nameler yaptı. Daha güzeldi. Bu sefer biraz bir okuyuşta bir sertlik gördüm ben. Birimize mi kızdı, ne yaptı bilmiyorum ama böyle okuyuşta bayağı bir şeylik vardı. Ama tabii buna rağmen güzel, tebrik ediyorum. Daha güzel olacaktır inşallah. Fazla da bir vezin hatası yok sayılır. Yunus kardeşim aldı notu orada ama efendim ben kendisini ben de 94 puanla puanladım. 94 puan aldınız Amir Hocamızdan. Teşekkür ediyorum. Tebrik ediyoruz. Yunus Hocam. Tebrik ederim. Tabii karşımızda Mevlid Han diyebileceğimiz bir hocamız duruyor. Teşekkür ederim. Efendim tabii Onur Bey sizin dediğiniz o dingin, rahat şeyine ben çok katılmıyorum. Biraz telaşlı okudu bugün hocamız. O telaş da biraz zaman açısından herhalde. Evet sayın hocam. Keşke Fatih Hocam'ın dediği gibi yani okuyacağınız mısraları seçip o mısraların hakkını vererek okusaydınız. Böyle bir koşturmaca havası vardı ki Mevlid-i Şerif'in en can alıcı yeri
Veladet Bahri. Orada hele hele rast makamıyla evet. O koşturmaca hiç birbiriyle bağdaşmaz. Doğru, haklısın evet. Sayın hocam. Ama bununla birlikte kompozisyon çok çok güzel. Çok o sertlik neden? Amir hocamın ifade buyurduğu sertlik bence aslında orada kendinizi hazırlarken bir perdeniz vardı. Keşke o perdeden devam edebilseydiniz. O sertlik de ortadan kalkacaktı. Evet. Yani zemin perdesi, giriş perdeniz aslında sizin sesinize göre bir perde yüksekti. Bir perde alttan girseydiniz o meyanlar falan hem daha yumuşak hem daha parlak olacaktı. Evet sayın hocam. Bununla birlikte bir iki tane telaffuz ve vezin hatası hafif hissedilir şekilde. Mesela ol dür tanesi. Oradaki dür bildiğimiz inci, inci tanesi. Biraz dür, dur sesine yakın, biraz kalınımsı çıktı. Kulağıma öyle geldi benim. Ol dür tanesi. Net bir şekilde ince olması lazım. Evet, İkincisi, hani Muhammed Mustafa, oraya bir Muhammed ilave ettiniz. İkincisinde yapmadınız ama bir an fark dil ettim. Sürçmesi oldu. O, tabii o da bir eksi puan. Çünkü ilave yapmayacağız, eksiltme de yapmayacağız şeyden, Mevlid'den. Kabe gibi kıldılar, evim tavaf. Oradaki beytim de olur, evim de olur tabii. İkisi de aynı manaya. Ama evim dersek, e'yi uzatmamız lazım. Beyt olduğu zaman zaten kapalı hece uzun olmuş oluyor. Arkamı sığadı. Arkamı sığadı kuvvetle heman. Evet. 95 puan. 95 puan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın evet. Hocam. Ahmet Hocam siz neler söylersiniz? Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tabii ki burada değerlendirirken birkaç baremden değerlendiriliyor. Bendeniz kendimce 3 kısmı ayırıyorum. İşte hem makamata vukufiyet, hem ses hakimiyeti, hem de edebi vukufiyet olarak. Hocalarımın söyledikleri tüm şeylere ilaveten ben şunu arz etmek isterim ki tabii ki biraz daha memdut seslerle ifade edilmeli. Cümleler memdut olmalı, olgun olmalı. Zeminini sağlamlaştırırken. Efendim, sloganik bir cümledir belki ama kontrolsüz güç, güç değildir. Şimdi zemindeki sesle meyandaki ses arasında ciddi bir balans farkı var. Yani biz bunu çok müzikal bulmayız, bağırmayı. Yukarıdaki dizlerde işte kendisini ifade etmeye çalışırken bağırmayı çok müzikal bulmayız, çok güzel bulmayız. Sesiniz çok güzel, kumaşınız çok güzel ama meyana çıktığınız zaman sanki birazcık güç, kuvvet daha fazla efor sarf ediyorsunuz ve kontrol elden geçiyor gibi hissettim bendeniz. Bunlara dikkat edersek zaten güzel okuyorsunuz da bundan çok daha güzel okumanız mümkün gibi görünüyor. Öyle bir kumaş var. Allah tesir versin diye dua ederim. Bendenize 93 puan veriyorum. 93 puan aldınız Ahmet hocamızdan. Bakalım toplamda nasıl bir puan elde ettik onu görelim hep birlikte. Evet, İlhami Kurt jürimizden 376 puan alıyor. Teşekkür ediyorum. Efendim tebrik ediyoruz biz de sizi. Sağ olsunlar. Günün filerinde bir kez daha ağırlayacağız. Seyircimizin puanını ekleyeceğiz. İnşallah. Alkışlarla uğurluyoruz sizi. Buyurun efendim. Çok teşekkürler. Saygıdeğer Fatih Hocam, yarı finaldeyiz. Heyecan yüksek elbette. Biraz zinetlendirsek programımızı ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şöyle giriş yapayım isterseniz. Hep küçüklüğümüzden beri, yani ben küçüklüğümden beri hep hafız musiki şinaslara karşı ayrı bir sevgim, muhabbetim olmuştur. Dün akşam Ahmet abim, Amir hocam ile beraber sohbet ederken dedi ki, hocam ayak izinizden geliyoruz dedi Amir Ateş hocam için. Biz de, bizim jenerasyon da tabii ki büyüklerimizin yeri ayrı ama onları takip edenleri takip edenleriz bizler. İşte Ali Toprak gibi, Yunus Balcıoğlu gibi, Yahya Soyyiğit gibi rahmetli. Allah'ım biz de onları gerçekten kendime örnek alıyordum. Bu ayak izlerinden gittiklerimden birisi de Hafız Ahmet Çalışır ağabeyimizdir. Şimdi yani o övülmek onu sevmez ama hocamdan da müsaade alarak gerçekten önemli bir bestekardır ve hele hele son yıllarda Mevlevi ayini hususunda da önemli iki eser bahşetmiştir bizlere. İnşallah ikinci Yisar Buseli'yi de inşallah yakında dinleyeceğiz. İnşallah. Yani tezyini Hafız Ahmet abimizden sağlarsak çok daha iyi Harikulade olur. Bir emri vakiyle karşı karşıya. Aynen öyle, beni, sürpriz. Beni buraya not vermek için davet etmişlerdi. Şimdi not vermeyecekseniz okurum yalnız.
lütfedersiniz. Estağfurullah, estağfurullah. O zaman rast makamından bir ilahi mi olsun? Hani Veladet Bahri okundu. Nasıl istersiniz? Allah diyelim da Mevla görelim ne eyler yolda duralım kayyim mi Mevla görelim ne Ağzınıza sağlık hocam. Eyvallah. Hakikaten çok güzel oldu. Sesinize, sadanıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Evet sevgili izleyenler, sıradaki yarışmacıyla devam edelim. Kocaeli'den gelecek Hüseyin Kan, Merhaba Bahri'ni okuyacak. Ama öncesinde çeyrek finalde neler yaşadık? Hadi hep birlikte seyredelim. Zatıma mirad edindim zatını bile yazdım adım ile adını hem dedi ki ya Muhammed ben seni bilirim görmeye doymazsın beni biraz daha böyle kadim bizim Mevlid Hanlarımızı dinlerse hocamız çok daha iyi noktaya gelecektir eminim. Dinlediği şeyler genelde halk müziği, sanat müziği daha ağırlıklı olarak onları dinlediği hissi uyandı bende nedense. Biraz daha dini müzik dinlerse, hocamın dediği gibi kadim olanları dinlerse oradaki o biraz daha namelerdeki o şeyden, fantaziden kurtulabilir hocam. Çok şükür Hüseyin Bey kardeşim bizim bugün birazcık neşemizi, bizim gönlümüzü aydınlattı. Allah razı olsun, başarılar diliyoruz. Sesinin en güzel olduğu perdelerde okudu. Eğer iki ses, üç ses aşağıya düşüp, yukarıda da iki ses çıkabilecek ses karakteri var, onları yaparsa kompozisyonu da oturtur. İleride çok daha güzel bir şey ortaya çıkar. Müzik
Yaradılmış cümle oldu şaduman, gam gidip alem yeniden buldu can. Cümle zerratı cihan idüb nidan. Çağrı şube dediler ki merhaba. Merhaba ey Ali Sultan, merhaba. Merhaba ey Kanı İrfan, merhaba. Merhaba ey Sırrı Furkan, merhaba. Merhaba ey derde derman, merhaba. Merhaba ey bülbül-i bağ-ı cemal, merhaba ey aşinayı Zülcelal, merhaba ey mahu hurşidi hüda, merhaba ey Hak'tan olmayan cüda. Merhaba ey Can-ı Baki, merhaba. Merhaba merhaba ey Kurratul Ayni Halil, merhaba ey Has Mahbub-u Celil, merhaba ey rahmeten lil alemin, merhaba sensin şefi'ül müznibin. Ey cemali gün yüzü bedri münir, ey kamu düşmüşlere sen destgir. Ey gönüller derdinin dermanı sen, ey yaratılmışların sultanı sen. Sensin ol Sultan-ı cümle enbiya, nur-i çeşmi evliya-u esfiya. Sensin ol Sultan-ı cümle enbiya, nur-i çeşmi evliya-u esfiya. Ey risalet tahtının sen hatimi,
Ey nübüvvet mihrinin sen hatemi, çünkü nurun ruşen etti alemi. Gül cemalin gülşen etti alemi. Ya Habib Allah bize imdad kıl, son nefes didarın ile şad kıl. Evet sevgili izleyenler, Hüseyin Kan için seyirci oylamasına geçiyoruz. Sevgili izleyenler, yanımızda Hüseyin Kan var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Hamdolsun, biz de iyiyiz. Sizi çok uzun zamandır göremiyoruz. Zira birinci bölümün yarı finalistiydiniz. O günden bugüne neler değişti? O günden bugüne çevremizden güzel tebrikler aldık. Hocalarımızın uyarılarını dikkate aldık. İlçe müftümüz Emin Yılmaz hocamızla vezin çalışması yaptık. Öyle mi? Meşk ettiniz birlikte. Meşk ettik. Ne kadar güzel. Kadir Dalcı hocamızdan tavsiyelerini aldık, dinledik. Bu esnada tabii ayrıyeten hocalarımızın tanıdıkları tekrardan tuttular. Tebrik telefonları geldi. Bizim gibi öğrenciler yetiştirdikleri için hem onları tebrik ettiler hem de bizleri tebrik ettiler. Ne kadar güzel. Bu şekilde geçti zamanımız. Evet, hadi bakalım günün performansını nasıl yorumlayacak sevgili jürimiz. Amir Hocam, neler söylersiniz Hüseyin Hocamız için? Evet, Hüseyin Hocamız ilk performansı daha rahattı, biraz sıkıldı. Bir karciğer perdesi üzerinde dolaştı durdu. Daha güzel performans bekliyordum ben kendisinden. Ama biraz gergindi. İlk programa nazaran daha gergindi. İnşallah daha güzel de olacak tabii. Biz kendisiyle daha da ilgileneceğimiz için şimdiden hatırlatmak istiyorum kendisine. Buna rağmen bir iki vezin hatası oldu. Onları sevgili Yunus kardeşim açıklayacak şimdi. Zaten Ahmet Bey kardeşim de en güzel açıklamaları yapmış olmamız hasebiyle kendisine teşekkür ediyoruz çok. Evet, ben Hüseyin Bey kardeşime 94 puan aldınız Amir Hocamızdan. Hayrını görün diyelim efendim. Yunus Hocam, siz neler söylersiniz? Amir Hocamın söylediklerine ilaveten biraz arkadaşlarımızın bir kısmında name problemi var. Yani birazcık Hüseyin Hocamızda da onu hissettim. Yani kompozisyon olarak güzel sayabileceğimiz bir okuyuş ama sesinden beklenen performansa göre daha iyi yapabilecek bir kapasiteye sahip. Bunun da yolu, ben her fırsatta söylüyorum, arkadaşlarımızın bol bol meşk yapmaları. Meşk nedir? Yani besteli eserleri geçmek, onları adeta ezberlemek. Böylelikle biz dağarcığımıza oradan nameler yükleriz. Ve yeri geldikçe bu nameleri kullanırız. Meşk bunun için çok kıymetli, çok değerli. Dolayısıyla okurken biraz name bulma güçlüğü yaşıyor. Onun endişesiyle, telaşıyla okuyor. Bu da hissediliyor tabii. Herkes hissetmez de. Bu jüri hisseder. Evet. Efendim, iki tane de benim tespit ettiğim kadarıyla vezin hatası var. Merhaba ey Mahı, oradaki hı'yı uzattı. Tabii müftümüzü de tebrik ediyorum. Böyle vezin çalışması yaptırabilecek müftümüzün olması da ayrı bir şans. Hocamızı da tebrik ediyorum. Merhaba ey mahı hurşidü huda failatun failatun failun. Son nefes didarın ile. İle dediniz oraya. Türkçede kullandığı ile diyoruz tabii ama burada vezin gereği
son nefes didarın ile şadı kıl olması gerekir. 93 puan. 93 puan aldınız Yunus hocamızdan. Evet Ahmet hocam, buyursunlar efendim. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum Hüseyin hocamızı. Kumaşı çok güzel. Maşallah, barikallah. Ben deniz yine onu tekrar edeceğim. Güzel okuyorlar. Fakat daha güzel okuma potansiyeli görüyorum kendisinde. Efendim, güzel sanatlar iki temel prensibe dayanırlar. Birisi bakmak ve baktığını iyi görmek ki bu Türk-İslam el sanatlarıyla alakalı bir temel prensiptir. İyi bakmazsanız, iyi göremezseniz, iyi hat yazamazsınız, minyatür yapamazsınız, resmedemezsiniz. Bizi ilgilendiren tarafı da dinlemek ve dinlediğin iyi duymaktan ibaret. Şimdi maalesef bizim en büyük noksanımız dinlemiyoruz. Dinlemediğimiz için hem name teşekkülatında sıkıntımız var, uslup ve tavır bakımından bazı şeyler oturmuyor ve bir de eser geçmediğimiz için name teşekkülatımız zayıf kalıyor. Dolayısıyla Hüseyin hocamızda böyle bir küçük noksanlık var gibi görünüyor ama çok büyük tesiri, neticede çok büyük yer kaplayan bir noksanlık var gibi görünüyor. Bendeniz Hüseyin hocamıza bol bol dinlemelerini öneriyorum. Bir de vezin itibariyle ve redif, vezin kafiye itibariyle, redif itibariyle açık heceyle biten bir şey olduğu için manevra kabiliyeti çok yüksek orada. Siz medd-i tabii gibi tabiri caizse bir elif miktarı çekerek, halbuki medd-i arızdan daha da fazla çekebilirsiniz tabiri caizse. Biz kıraat ıstılahıyla konuşmuş olalım. Onun avantajını da kullanabilirlerdi. Bendeniz de Yunus hocam gibi düşünüyorum. 93 puan. 93 puan aldınız Ahmet hocamızdan. Evet Fatih hocam. Evet, ben de tebrik ediyorum Hüseyin hocamı. Amir hocama katılıyorum. Sanki birinci yarışmada daha iyiydi. Sonra yine Amir hocamın tekrar edeceğim ama karciğer yani bezdirdi mesela beni. Yani baştan beri karciğer. Sebebi hikmeti de iki hocamın da söylediği. Repertuarımız geniş olmadığı müddetçe hep aynı namelerde dönüp dolaşıp dururuz ve zevksiz, ben kendi senin de zevk almadığına inanıyorum yani. Gerçekten. Çünkü ben zevk almadım. Güzeldi ama her şey çok güzel. Ama yani o Ahmet hocamın dediği o tesir olmadı bugün. Onun için ben de puanımı birazcık bu manada kıstım. Benim puanım 92. 92 puan aldınız Fatih hocamızdan. Evet, seyirci puanını da ekleyeceğiz. Sonrasında bakacağız nasıl bir yol haritası çizilecek. Şimdi puanı görelim. Evet, Hüseyin Kan 372 puan alıyor. Efendim, tebrik ediyoruz sizleri. Ayağınıza, sesinize, sadağınıza sağlık. Alkışlar eşliğinde bu taraftan uğurlayalım. Evet, üçüncü yarışmacımızı, Mevlid Hanım'ımızı uğurladık sırada. Dördüncü yarışmacı var. Samsun'dan Murat Şahin, Miraç Birbahri'ni okuyacak. Öncesinde çeyrek finalde neler yaşadık? Hadi hep birlikte bir seyredelim. Merhaba ey canı baki, merhaba. Merhaba. Uşakasaki merhaba. Fevkalade güzel bir sese sahip. Hançereye biraz daha şeyi ver. Yer ver hançere, yani gırtlak hançeresine. Bülbül gibi şakıma. Rengi çok güzel, çok tatlı. Murat kardeşim belli ki bu işin içerisinde ve bizzat icra ediyor. Belli bir seviyeye gelmiş, çok çok iyi. Daha alması gereken biraz daha mesafe var. Kendi karar sesimizi ve küştü perdemizi muhafaza edemiyoruz. Nevayı muhafaza et, rahat et diye boş edemiyorum ben. Bundan dolayı idi o çatlamalar. Yoksa sesini biliyorsun. Çok güzeldi. Reji diyor ki, hocam biz de anlamak istiyoruz seni diye. Evet. Evet, ben de sana 92 puan veriyorum. Sahibu tacı vel burak fi leyletil miraç
Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa'ra salavat. Söyleşürken Cebrail ile kelam geldi refref önüne verdi selam. Aldı ol Şah-ı Cihan'ı ol zaman. Sidrede götürdü hemen. Bir feza oldu o demde ruhuma. Ne mekan var anda ne arzu sema. Kim ne halidir ne mali olmahal. Aklı fikretmez mi o hali fehmu hal. Ref olup ol şaha yetmiş bin hicab. Nuru tevhid açtı vecihinden nikah. Her birisinden geçerken emrolurdu ya Muhammed gel beru. Aşikare Mustafa'ya söyledi bir iştiba. Dedi ki matlubu maksudun benem. Sevdiğin can ile mabudum benem. Gece gündüz durmayıp istediğin n'ola ki görsem cemalin dedin. Gel Habibim sana aşık olmuşam.
başa. Ne muradın var ise idem revan, eyleye Mustafa dedi ey ya Rabbi Rahim, ey hata bu şey hatası çok kerim, ol zayıf ümmetlerim Hazretine nice anlar yol buna. Gece gündüz işleri isyan kamu. Korkarım ki yerleri olatamu. Ya ilahi, hazretinden hacetim budurur ki olamak bu ümmeti. Evet sevgili izleyenler, Murat Şahin için seyirci oylamasına geçiyoruz. Sevgili izleyenler, yarı finalde heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Allah iyilik versin. Allah nasıl buldunuz performansınızı? Özellikle ilk çeyrek finalde yapmış olduğunuz performansın üzerine. Daha heyecanımı yenmiş buldum kendimi. Öyle mi? Evet. Ne kadar güzel. Peki bu bahir mi zorladı sizi yoksa bir önceki mi? Bu daha zor. Öyle mi? Evet. Normalde okuyor musunuz bu bahri? Bu bahri pek okumuyorum. İlk defa okudum diyebilirim. Gerçekten? Bir cemiyette ilk defa okudum. Evet. Allah Allah. Evet. Peki hangi bahirleri daha çok tercih edersiniz? Genel itibariyle tabii veladet bahri, tevhid bahri. Bir de merhaba bahrini daha çok okuduk yani cemiyetlerde. Peki bakalım yorumları merak ediyoruz. Evet, Fatih hocamıza dönelim. Buyursunlar efendim. Evet Murat hocam, maşallah muhteşem bir ses. Ama önce şöyle başlayayım. Maalesef yani süreyi bayağı aştın. İki katına yakın 8 dakikayı geçen bir okuma oldu. Bunlar yarışma için. Diğer hocalarım kırmasa da ben puan kırıyorum biliyorsunuz. Yani yüksek puan vermem gerekirken sana biraz puanın düşük olacak. Onu baştan söyleyeyim. Çok güzeldi. Aşağı perdelerde biraz sesin sallanıyor. Onları biraz kontrol edersen çok muhteşem bir şey olacak. Ancak ses kontrolün yok değerli hocam. İkinci meyanın çok farklı bir oktavdan idi. Yani Allah korusun. Ses kontrolünü, perde hakimiyetinizi bilemezseniz eğer, bunu sizin için söylemiyorum. Herkes için söylüyorum, okuyucular için.
perde hakimiyeti, yani hangi seste okuduğunuzu, hangi perdede olduğunuzu bilemezseniz, nasıl olsa meyanını basıyorum diye bir gün o meyanı atmaya kalktığınızda Allah korusun sesiniz gidebilir. Lütfen buna dikkat edin. Çok güzel bir sesiniz var. Bağırdıkça açılan bir sesiniz var ama her açtığınız asma kararda farklı bir oktava doğru gidiyor. Bu tarihte olmuş mudur? Evet, olmuştur. Yıllarca sesini kaybeden hafız musiki şinaslar vardır. 10 yıl sesi gelmemiştir. Benim şu anda bildiğim birkaç tane hafız arkadaşlarım var. Bundan dolayı sesini kaybettiler. Yani şu anda böyle bir mevlid dinledikleri zaman da ağlıyorlar. Çünkü kendileri okuyamıyor. Lütfen perde hakimiyetinize dizginleyin kendinizi. Yani çok güzel, çok güzel meyanlar ama yani bu iyi bir şey değil. Ben sizin için söylüyorum. Allah razı olsun. Ve bu şekilde kendini devam ettirip daha iyi okuyacağım, daha iyi okuyacağım diyen arkadaşlarımıza benim bir uyarım olsun. Sesinizi tanıyayın. Yoksa çok zevkli bir okuyuştu. Ben zevkle dinledim sizi. Ama süreyi geçtiğiniz için de en az 3 puan. Ben çünkü 96 falan puan verecektim. 3 puan kırıyorum. Finale gelirseniz, finalde bunu yaparsanız böyle bir şey olmasın diye benim puanım Allah 93. 93 puan aldınız Fatih Hocamızdan. Biraz kontrolde mi Fatih Hocam sıkıntı yaşadı? Yani sesi mi kontrol etmesi gerekiyor? Hayır, sesini kontrol ediyor ama ikinci açtığı meyanlar çok farklı perdelerden açıyor. Nasıl olsa sesim var deyip o karardan bir meyan daha atarsa Allah korusun bir gün yani uyarayım ben. Sadece. Sağlık problemi olabilir. Aman hocam, dikkat. Peki, Amir Hocam siz neler söylersiniz? Evet, ben de sevgili kardeşime çok güzel bir sese sahip. Yani şu yarışmadaki belki en renkli ses olarak kendisini vasıflandırabilirim. Ancak o sesi kullanmadan kullanmaya fark var. Zemin, zaman, meyan, karar, mefhumuna riayet yok. Fevkalade okuyabilmesi gerekirken, hayır ben illa daha biraz performansım aşağılarda olsun gibi bir okuyuş sistemi içerisinde. Ben kendisinden çok şey bekliyordum, çok şey vaat ediyor ama eski hafızlarımızdan meşhur Hafız Sami gibi, efendime söyleyeyim Hafız Süleyman gibi tanıyamadık onları ama plaklarda dinlediğimiz sesler bu kabil sesler, herhalde onlardan birini zannediyorum. Bir plak eline geçti de sanki onları çok çok dinliyor gibi bir şey içindeyim ben. Ne olursun bu sistemi bozma. Bu güzel sese de yazık etme. Bu güzel sese de şey, kötülük yapma yani. Sen çok güzel sese sahipsin. Allah razı olsun. Sendeki hançere, hıtlak çok arkadaşlar da yok. Onu açık söylüyorum. Onlar da kusura bakmasınlar ama bu Allah vergisi tabii. Bunu lütfen çok ustalıklı bir şekilde kullan. Mesela başladığın seste, bitirdiğin sesin arasında çok acaba hüzzam mı bırakayım, uşak mı bırakayım diye bir şeye girdin o da. Evet. Bir düşünceye girdin. Ama ben senin tabii gerçek performansını bildiğim için 95 puan veriyorum sana. 95 puan aldınız Amir Hocamızdan. Yunus Hocam, buyurun. Evet, tebrik ediyorum. Hakikaten çok güzel bir ses ama hocalarımın ifade etmeye çalıştıkları bütün bu problemlerin kökeninde meşk eksikliği yatıyor. Yani ses çok güzel, ses maharetiyle, ses gücüyle götürüyor şu anda gördüğüm kadarıyla ve belli bir meşk halkası içerisinde bulunmamış. Yok, anladığım şu an kadarıyla. Tamamen Allah vergisi bir ses ile. İşte bunu da yapabilirlerse, öyle zannediyorum ki meşk yapabilirlerse, bir eğitim alma fırsatı bulurlarsa bu sesten çok daha kendileri de toplumda ekmek yer, tabiri caizse. Efendime söyleyeyim. Tabii bununla birlikte yine vezin hataları da oldu. Aslında yarı finalde beklemediğimiz şeyler bunlar. Bu vezin hataları tamamen ortadan kalkmış olması lazım ki biz iyinin iyisini değerlendirmiş olalım. Mesela ne mekan var, anda ne arzu sema, anda orada ne arzu sema diye ifade etti hocamız. Ne mekan var anda ne arzu sema.
aklı fikretmez. Orada bir farklı bir şey oldu, bir şey girdi oraya, onu anlayamadık. Birbirimize baktık, aklı fikretmez o hali fehmual. Araya bir şey girdi oraya, onu anlayamadık ne olduğunu. Nuru tevhid değil, nuri tevhid olacak orası. Nuri tevhid, açtı vecihinden nikam. Burada tabii vezin hatası olmadı ama ifade hatası var. Mustafa dedi, ey Rabbi Rahim dediniz. Mustafa dedi, ey Rabbi Rahim. Failatun, failatun, failun. Evet, puanımız 96. 96 puan aldınız Yunus hocamızdan. Evet, Ahmet hocam. Hocamızı tebrik ediyoruz. Tabii ki minütaj önemli bir hususiyet olabilir. Neden? Çünkü diğer arkadaşlarımızın hakkını mütecaviz bir şekilde kendisini ifade etmek için daha geniş bir süreyle kendisini ifade etmiş oluyor. Lezzetli bir okuyuş. Bendeniz cümle kabiliyetlerini yerinde buldum. Zaten hafızların musikideki diğer yarışmacı arkadaşlarına nispetle 100 kilometre önde başlamalarının temel sebebi bu. Bendeniz de zatalileriniz gibi 13 yaşında falan bitirdim hafızlığımı. 13 yaşına dediler ki hadi bakalım bir ezan oku. Hadi bakalım bir kamet et. Hadi bakalım bir ayet-i kerime aşı şerif. Düz bir metin veriliyor elinize. Ve siz 13 yaşından itibaren beste yapmaya başlıyorsunuz. Yani o düz bir metni nağamatla şekillendirmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bu hafızlarda inşa kabiliyetini, bizim inşa dediğimiz cümle kurma kabiliyetini o yaştan itibaren geliştirmeye başlıyor. Hocamızın da hüdayi nabit bir şekilde hiçbir meşk müessesesine, silsilesine katılmamış olmasına rağmen doğrusu ben cümle kabiliyetini, cümle kurma kabiliyetini gördüm. İnşa kabiliyeti var. Daha ileriye gidebilir, doğrudur. Daha muhrik, daha müessir okuyabilmesi için fonetik dediğimiz bir hadise var. Yani bu harfleri doğru kullanma hadisesi var. Meyan kısmına geçtiğiniz zaman, orta rejisterden tiz rejistere geçtiğiniz zaman fonetik bozuluyor. Yani vokallerin yapıları bozuluyor. Bunlara biraz daha dikkat ederse çok daha güzel, şimdikinden çok daha güzel okuyacağını düşünüyorum. Bendeniz de bütün bu teknik şeyleri de göz önünde bulundurarak 96 veriyorum. 96 puan aldınız Ahmet hocamızdan. Tebrik ediyoruz. Bakalım toplamda jürimiz ne kadar bir puan takdir görmüşler. Murat Şahin toplamda 380 puan alıyor. Efendim tebrik ediyoruz. Teşekkür ağzınıza, ederim. Yüreğinize sağlık. Görüşmek üzere bugünkü finalde. Buyursunlar efendim. Evet sevgili Fatih hocam, yarı finaldeyiz. Böyle güzel ekibi her zaman bulamayız. Bir ilahi daha dinlesek nasıl olur? Mevlid-i Şerif merasimlerinde, Mevlid merasimlerinde Merhaba Bahri'nden evvel okuduğumuz bir ilahi var. Yine bestekarı, değerli hafız Amir Ateş hocamız. Bravo. O ilahinin bir hikayesi var mı değerli hocam? Var sevgili Fatih. Rahmetli Çanakkale'li Halil İbrahim abimizle bir programa gidiyoruz. Ben dedi, şurada bir akrabam var. Onu bir 5-10 dakika ziyarete gideceğim. Ama dedi, yahu sen dedi hiç dedi merhaba da okuyacak ilahi dedi vermedin bize. Yok muydu böyle bir şey deyince benim tabii içime şey düştü. O ziyareti bitirip yanıma gelene kadar Allah nasip etti. Sözler de anonim bir sözdür ama bana ait sözleri de tamamen. Uşak makamında merhaba Bahri için, merhaba ey Fahri Alem olarak bu Uşak makamındaki ilahi bestelemeye çalıştım. Beraber buyur hemen. Hocam. Sen gir. Merhaba ey Fahri Alem, merhaba ya merhaba. Yeah.
ya Şefi Sesinize sağlık, sadağınıza sağlık efendim, kaleminize sağlık sizin de. Çok güzel bir beste olmuş. Rahmetli Çanakkale'li Halil İbrahim, ben dedi bu ilahiden sonra Merhaba Bahri'ni okumaya bugün niyetliyim dedi. Ve okurken ağladı. Yani, Allah Allah. Tabii o güzel muhur sesiyle ağlayınca dinleyenlerden de pek ağlamayan kalmadı. Allah rahmet eylesin. Normalde Veladet Bahri'ni okuyor değil mi? Evet, Halil çoğunlukla Veladet Bahri'ni veya Hak Teâlâ'dan erişti. Orayı okur veya orayı okur. Allah rahmet eylesin. O gün Merhaba'yı okudu, ağladı ve ağlattı. Kaleminize sağlık, sesinize, sadağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, yarı finalin son Mevlid Hanı ile devam edeceğiz. Zonguldak'tan gelecek Yunus Türkoğlu, Miraç 2 ve Münacat Bahri'ni okuyacak. Öncesinde çeyrek finalde neler yaşadık? Hadi hep birlikte seyredelim. Aşk ile gel imdi Allah diyelim, derd ile göz yaş ile gidelim. Zonguldak'tan geliyorsunuz. Evet. Balık tutmayı çok seviyormuşsunuz. Evet. Güreşmeyi çok seviyormuşsunuz, evet. Ki ben biraz şöyle uzaklaşayım. Estağfurullah. Aynı zamanda Türk sanat müziği başta olmak, evet, üzere birçok eseri de dinlemekten keyif alıyormuşsunuz. Evet. Malumunuz Zonguldak zaten Karadeniz'in göz bebeklerinden. Hı hı. Ben de Zonguldak'ın Alaptı ilçesinde, göz bebeğinin göz bebeğinde hamdolsun ikametgah bulunduruyorum, ediyorum. Orada balıkla uğraşmak yani bizim için çok keyif verici. Hı hı. Aynı zamanda Zonguldak'ımızda güreşçilerimiz de meşhur. Güreş yapıyorlar. Onun haricinde Türk sanat musikisiyle ilgilenmeyi acizane çok seviyorum. Sevgili Yunus kardeşim fevkalade yetenekli, yumuşak ve güzel bir okuyuşa sahip. Karadeniz'in göz bebeği Kastamonu'dur, onu söyleyeyim hemen. Eyvah. Sağlam bir sese sahip, sağlam bir kulağa sahip. Sesi kullanım açısından da sürpriz hatalar yaptı. Onlar belki heyecandan olabilir. Geçki yapacağın aralıkları çok iyi hissedemiyorsun. Kalbinde veya işte zihninde hissedemiyorsun. Aslında karciğer namesi yapmayı, diğer farklı makamları yapmayı zihninde var. Ancak müzik tekniği açısından kulakları rahatsız ediyor bu. Bunu dikkate alırsan ve bunu başarırsan
Gerçekten Amir Hocam'ın da söylediği gibi çok iyi bir Mevlüt Han olursun. Maya çok sağlam, kumaş var elhamdülillah. Başarılı olmak istiyorsak tavır çok önemli. O tavrı da sağlamak için üstadlarımızı biraz dinlersek, hocalarımızın da söylediklerini böyle dikkat ederek okumaya çalışırsak elhamdülillah inşallah başarılı oluruz. Ayrıca ben de balık tutmayı çok severim. Bundan dolayı belki Zonguldak'a gelebiliriz. Hak Teala'dan erişti bir nida. Ya Muhammed, ben sana kıldım ata. Ya Habibim, nedir ol kim diledin? Bir avuç toprağa minnet eyledin. Ben sana aşık olunca ey şerif, senin olmaz mı dualem ey latif? Ya ilahi ol Muhammed hak için, ol şefaat Kan Ahmet hak için. Gözü yaşı hak için aşıkların, bağrı başı hak için sadıkların. Ya ilahi sakla kıl imanımız, verelim iman ile canımız. Biz günahkar asi mücrim kulları, yargılayıp kıl günahlardan beri. Sana layık kullar ile hem demet ehli derdin sohbetine mahremet. Hem Süleyman-ı Fakir'e rahmet et, yoldaşın iman ile makamın cennet et. Ya ilahi kılma bizi dalli, razı olsun ol mu'in rahmetullahi aleyhim ecma'in. Müzik.
günün son yarışmacısı için seyirci oylamasına geçiyoruz. Evet sevgili izleyenler, seyirci oylamasını tamamladık. Yanımızda Yunus hocamız var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah. Kendinizi iyi hissediyorsunuz değil mi? Elhamdülillah. Günün son yarışmacısınız ama buraya kadar gelene kadar birçok Mevlid Ağa'nı geride bıraktınız. Neler hissediyorsunuz? Öncelikle tabii buraya kadar gelmek bizim için çok mutluluk verici bir şey. Başta dediğimiz gibi Diyanet İşleri Başkanlığımız olmak üzere Bursa Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz. Bu Mevlid-i Şerif münasebetiyle buraya geldik. Güzel Bursa'mızı gördük. Rabbim inşallah böyle güzel yarışmaların devamını getirmeyi nasip eylesin. Amin diyelim. Amin. Hemen şöyle dönelim ve jüri oylamasıyla. Yunus hocam neler söylersiniz? Benim de adım Yunus olduğu için benden başlıyorsunuz evet, değil mi? Adaş olduğunuz için. Eyvallah. Tebrik ediyorum sevgili Yunus kardeşimizi. Derli toplu gayet güzel bir okuyuş, güzel bir icra. Yürüyen bir icra, sürükleyen bir icra. Çok çok güzel. Yani yetişmiş bir kardeşimiz. Ufak tefek şeyler, eksikler olabiliyor. O hepimizde oluyor zaman zaman. Yani bir performansımız diğerini tutmayabiliyor. Efendim, bir şey anlayamadık. Yoldaşın iman, makamın cennet et derken orada araya bir şey girdi. Onun ne olduğunu anlayamadım. İman ile mi dedin? Heh. İman ile. Heh. Yoldaşın metinde öyle bir şey yok tabii değil mi biliyorsun? Evet hocam. Heh. Yoldaşın iman, makamın cennet et. Evet, onu düzeltmiş olalım. 97 puan. 97 puan aldınız Yunus hocamızdan. Ahmet hocam buyursunlar. Estağfurullah. Yunus hocam tabii isim sadayet hakkından dolayı 2 puan fazla verdi. Benim ismim Ahmet, ben o kadar fazla vermeyeceğim. Çok başarılı buldum inşallah. Allah yolunu açık etsin. Sağ olun. Bol bol dinlemesini ben özellikle tavsiye ediyorum. Bizim şeyimiz zaten Femi Muhsin, yani Meşk Müessesesi. Zaten Kıraat Müessesesi, Femi Muhsin Müessesesi ile aynı anlamdadır. Paralellik arz eder. Biz buna sanattaki tezahürüne Meşk Müessesesi diyoruz, Femi Muhsin Müessesesi'nin. Zenaattaki tezahürüne de usta çırak ilişkisi diyoruz. Dolayısıyla önünde çok uzun bir yol var. İnşallah kendisini geliştire geliştire, genişlete genişlete, efendim üzerine bir şeyler kata kata ileride çok daha güzel okuyacağını düşündüğümüz bir kardeşimiz. Bendenize 95 veriyorum. 95 puan aldınız Ahmet hocamızdan. Hayrını görün. Fatih hocam, buyurun efendim. Ben çok beğendim. Gerçekten çok güzel bir performanstı. Hatta bir ses alttan başlamış olsaydı belki daha da güzel olacaktı. Hiç bir şey yazmadım. Sadece mi yazmışım. Bitirirken yine mi. Akortu hiç bozmamış. Ancak Yunus abimin gözünden kaçtı zannedersem. Benim kulağıma öyle geldi. Şurayı yeniden bir daha okuman istiyorum. Biz günahkar, asi, mücrim kulları yargılayıp. Ha, öyle mi? Aman nasıl kaçtı? Yargılayıp dedi. Yargılayıp değil mi? İkisi arasında ne fark, nasıl bir fark var biliyorsun nasıl değil mi? Nasıl bir fark var? Evet. Yargılamak işte malum biliyoruz muhakeme etmek. Yargılamak, bağışlamak. Ya. Yani koskocaman bir fark çıkıyor. Mana değişiyor. Yargılamak. Yunus abi. Gözünden hiçbir şey kaçmaz ama Yunus olman hatabıyla oldu. Ataş hocam, olduğu için. Sırrı fahş etmeyin. Evet, sadece burada bir sıkıntı vardı. Bir de bir şey için ayrıca tebrik etmek istiyorum. Süreye o kadar güzel uydun ki, bu çok güzel. Hatta yarım dakika erken bitirdi. Yani ama bu 4,5 dakikada kendini gösterdi. Tabii bitti. Onun için bir puan da fazla veriyorum ben sana. Normalde benim puanım 95'ti, 96 veriyorum. 96 puan aldınız. Süreye uymak da çok mühim, öyle değil mi hocam? Benim kesinlikle için önemli. Evet. Amir hocam, buyursunlar. Evet, ben de tebrik ediyorum. Fakat bir meyan yapacağım zaman ses değişikliğini karar verdikten sonra yapacaksın. Düz giderken oradan meyana çıkmak,
pek yakışık almaz. Kararını ver, kararı verdikten sonra meyanını yap. Bir de meyandan meyana fark var. Birinci meyan var, ikinci meyan var, meyan üstü meyan var. Bu zamanı, zemine göre sesin o andaki müsaade ettiği performansına göre yapılır bunlar. Karar vermeden meyan yapma. Bunu çok dikkat et ona. Ben de Ahmet hocamızın dediği gibi Fehmi Muhsin diye sana tavsiyede bulundu. Rahle-i tedrisiyle Fehmi Muhsin eğer tatbik edilirse o zaman benim verdiğim 95 puan 99 puana bile çıkabilirdi. Ona dikkat etmeni istiyorum. 95 evet. Puan verdiniz. Evet. Evet, Amir hocamızdan da puanımızı aldık. Peki toplamda nasıl bir puan elde ettik? Onu görelim hep birlikte. Evet, Yunus Türkoğlu 383 puan alıyor. Teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz. Sizleri uğurlamayacağız. Diğer yarışmacıları da alacağız. Zira günün finali için. Buyursunlar efendim. Evet sevgili izleyenler, Mevlid-i Şerif'i Güzel Okuma Yarışması'nın 17. bölümünde bir yarı final heyecanında sizlerin huzurundayız. Çok heyecan dolu bir yarışmayı geride bıraktık, bir bölümü geride bıraktık. 5 yarışmacımızı da ayrı ayrı gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum. Zira bugüne kadar birçok Mevlid Han'ı geride bıraktılar. Buraya gelmek, buralara erişmek hakikaten büyük bir başarı. Her birinizi tebrik ediyorum ama nihayetinde 2 kişiyi finale uğurlayabileceğiz. Diğer 3 Mevlid Han'ımız da bugünlük yollarımızı ayıracağız. Ama sonrasında Türkiye o Mevlid Han'larla da elbette muhtelif yerlerde devam edecek, onları dinleyecekler. Günün 5. olan ismiyle başlayalım. Evet, 5. olan yarışmacımız, değerli seyircimizden 84 puan almışlar. Jürimizin puanını eklediğimizde toplamda 460 puana erişmiş. Günün 5. ismi 460 puanla İlhami Kurt. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Biz sizi tanıdığımız için çok mutlu olduk. Alkışlar eşliğinde sizleri uğurluyoruz. Buyurun efendim. Evet. Günün 4. ismi seyircilerimizden tam 91 puan almış. Değerli jürimizin puanını eklediğimizde toplamda 463 puana erişmiş. 463 puanla günün 4. olan Mevlid Han. Hüseyin Kan. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Çok mutlu olduk. Sizleri gördüğümüz, tanıdığımız için alkışlar eşliğinde sizi de uğurluyoruz. Buyurun. Evet, kaldık 3 kişi. Öncelikli olarak 1. olan yarışmacının almış olduğu en yüksek puanı zikredeceğiz. Sonrasında efendim 3. olan yarışmacıyı, nihayetinde de 2. olan yarışmacıyı açıklayacağız. Çünkü bugün de yine 2 Mevlid Han'ı finale göndereceğiz. Günün en çok puan alan 1. ismi. Değerli seyircimizden tam 93 puan almışlar. Kıymetli jürimizin puanını da üstüne eklediğimizde 473 puanla günün 1. olan ismi. Murat Şahin, kutluyoruz. Ağzınıza sağlık. Bir müddet sizi burada tutalım, misafir edelim. Gelelim günün 3. olan ismine. Bu noktada yollarımızı ayıracağımız isme aslında. Günün 3. olan ismi. Seyircilerimizden 81 puan almışlar. Ya, değerli jürimizin puanını eklediğimizde toplamda elde edilen puan 466. Günün 3. olan ismi Mahmut Güven. Efendim sizi tanıdığımız için çok mutlu olduk. Buralara kadar geldiniz, sesinizi tükettiniz. Bizler çok memnun olduk.
Allah razı olsun. Alkışlar eşliğinde uğurluyoruz. Epey bir ter döktük, öyle değil mi? İkinci olan yarışmacımızın da hemen puanlarını zikredelim. Kıymetli seyircilerimizden 86 puan almışlar. Jürimizin puanını ekleyince 469 olmuş. Üçüncü ile 3 puan farkla aslında finale gittiniz. Yunus Türkoğlu. Tebrik ediyoruz sizi de, kutluyoruz. Günün en çok puan toplayanı, günün birincisine sözü verelim. Neler hissediyorsunuz? Çok şu anda bahtiyarım. Çok onur duydum. Özellikle jürimizden, seyirci hocalarımdan bu puanı bana reva gösterdikleri için Rabbim hepsinden razı olsun. Çok bahtiyarım, çok mutluyum şu anda. Evet, sağ olun. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Sizleri uğurlayalım efendim, buyurun. Evet, günün ikincisi. Epey bir ecel terleri döktünüz. Üçüncü müyüm, ikinci miyim derken nihayetinde finale katılmaya hak kazandınız. Neler hissediyorsunuz? Efendim, öncelikle hamdolsun Rabbimize. Ben buraya geleceğim zaman sadece niyetim şuydu. Kıymetli hocalarımı görüp, özellikle Amir Ateş üstadımı görüp yanında bir nebze bulunmaktı yani. Onu canlı görebilmekti. Elhamdülillah o lütfe Rabbim bizi nail eyledi. Tabii birbirinden kıymetli hocalarımı da burada gördüm, tanıdım. Ve muhabbet bağı, gönül bağı kurduk. O yüzden başta Diyanet İşleri Başkanlığımıza, belediyemize ve siz saygıdeğer izleyicilerimize şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim, alkışlar eşliğinde uğurluyoruz. Sizi finalde bir kez daha ağırlayacağız. Değerli jürim, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hususen konuk jürimiz Ahmet Çalışır efendim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok zarifsiniz. Çok istifade ettik sizden. Estağfurullah. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, yarı final bölümünün nihayete erdirdik. Önümüzdeki hafta yeni bir heyecanla buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun. Thank you.